Yaralı hayvan ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefliği koordinasyonu ile teslim alınan ve hasta olduğu tespit edilen Ceylan'ın ilk müdahalesi Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ceylan'ın bundan sonraki tedavisi Antalya'da devam edecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefliği'ne gelen yaralı hayvan ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan ve ilk tetkik ve tedavileri yapılan hasta Ceylan, ileri seviye tedavilerinin yapılması için Antalya'ya sevk edildi. Dim Vadisi'ndeki Kuzyaka Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı ihbarı yapılan ancak yapılan muayene sonucu hasta olduğu belirlenen Ceylan'ın tedavisi Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'nde devam edecek. Az boyun kaldırıyor da. Boynun. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Hasan Eşit, yaralı ihbarıyla gelen yaban keçisi türünden hayvanın ilk tedavilerinin yapıldığını ve ileri seviye tedavilerin uygulanabilmesi için Antalya'ya sevk edildiğini belirtti. Alanya Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gelen yaralı şikayetiyle yaban keçisi türünden hayvanın müdahalesini dün biz müdürlüğümüzde yaptık. Gerekli teşhis ve tedaviler konusunda uygulamalar, medikal destekler burada sağlandı. Şu anda daha ileri tedavi ve teşhislerin devam etmesi için Antalya Şube Müdürlüğü'ne, yine Alanya DKMP Şefliği vasıtasıyla sevkini gerçekleştiriyoruz. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği yabani hayvanlarımızın ihtiyaç durumunda tedavileri bizim kontrolümüzde yapılıyor diye konuştu. Doğa Koruma Müdürlüğümüz ve yaptığımız protokol gereği yabani av hayvanları ve burada bulunan yaralı hayvanlarımızı veya tedaviye muhtaç hayvanlarımızı tedavi etmekte her zaman yaptığımız gibi dün bize ulaşan Kuzyaka Mahallesi'nde bulunan yaralı ceylanımızı gelen fakat yarası olmadığı bir hastalık sebebiyle veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli tedavi ve işlemleri yapıldı. Bugün de Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü ile ve Alanya Şube Müdürlüğü ile görüştüğümüz zaman daha ileri teknik ve bakımının yapılması için Antalya Bölge Müdürlüğü'ne sevki uygun görüldüğünde biz de sevkimizi yaptık. Çünkü yabani av hayvanları doğada bulunan doğa korumaya ait olduğu için biz sadece bakım ve tedavi anlamında destek veriyoruz ve iyileştirdikten sonra da birlikte doğaya tekrar bırakıyoruz.